Kilo vermek istiyorum cümlesi bir hayaldir, değil mi? 55 kilo olmak istiyorum bir hedeftir. Önce netleştirmemiz lazım. Yani tam olarak istediğimiz şey aslında ne? Bunu belirledikten sonra koçla birlikte yol haritası çizilir ve gidişat takip edilir. Bu noktada koç blokajları keşfeder. Kişinin hedefine giden yolda nerelerde daha çok tıkandığını keşfettikten sonra da danışanına bu serüvende yol arkadaşlığı yapar. Önce hayallerimizi de beslememiz lazım. Bunun için belki de zihnimizi güzel şeylerle doldurmamız gerekir. Aralarında neler olabilir? İşte size bir düş tablosu çalışmasından bahsedeyim mesela. Böyle önümüze bir kağıdımızı kocaman alalım, tablo gibi. Ondan sonra biz buraya görselleri kesip koyalım, bol bol. Dergilerden, gazetelerden hayatımıza çekmek istediğimiz neler var? Bunlar içinde belki işte amaç kilo vermekse fit bir görsel olabilir, bir kadın görseli ya da erkek. Ya da işte hayatımızda değişim yaratmak istediğimiz konu daha huzurlu bir ortamda yaşamak, çalışmak, vakit geçirmekse zihnimizde huzura denk gelen nesneler neler, objeler, görseller neler. Bunları keseceğiz, yapıştıracağız ve hayatımıza çekmek istediğimiz şeyleri ilk başta hayatımızda tutacağız. Bunun dışında hayalleri hedefe dönüştürürken yazmak çok önemli. Çünkü yazarken zihin akışta kalıyor. Duygu, düşünce bir şekilde zihnimizden elimize, kalemle geçtiği zaman aklımıza gelmeyen şeyleri de bir süre sonra yazdığımızı fark ediyoruz. Ve bunları okumak, takip etmek. Çünkü insanın aslında hayatı bir yolculuk. Biz bu yolculukta ne kadar çok kendimize dönersek o kadar çok hayatımıza katmak istediğimiz değişimleri de yakalamış oluyoruz.